Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Bizler çok iyiyiz. Bugün çok aktifiz, çok sportifiz. Ama her şeyden önce sizle olduğumuz için çok ama çok mutluyuz. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Açeli ile Gülümse Hayat ekibinden kucak dolusu enerjik sevgiler. Çünkü bugün program çok ama çok enerjik. Bir kere şef var. Necati Yılmaz bizle birlikte olacak. Mutancana diye Osmanlı reçetesi yapacak bize. Osmanlı döneminde yapılan, benim lezzetine doyamadığım, bakmaya doyamadığım böyle incirli, bol etli harika bir tarif. Bu kadar güzel enerjiyi aldıktan sonra sevgili Necati Yılmaz'ın tarifinden sonra Fatih Atasevenle spor yapacağız. Fatih benim çok yıllardır tanıdığım, çok beğendiğim bir spor eğitmenidir. Rica ettim, lütfen gelir misin? Şu evde yapacağımız hareketleri gösterir misin? Her gün spor salonuna gitmek bazen zor oluyor dedi. Tamam Açeli Hanım, geliyorum dedi. Beli incelteceğiz dedi, kolu sıkılaştıracağız dedi. Evde yapabileceğimiz, hem de evdeki malzemelerle yapabileceğimiz pratik hareketler gösterecek sevgili Fatih bize. Hiçbir yere ayrılmayın lütfen. Bu sefer kulağınızla değil. Bazen diyorum ya, hani televizyonu açın, işiniz varsa yok. Bu sefer gözünüzle bakın. Çünkü sağlığımızı veriyoruz birbirimize. Sağlık kadar kıymetli hiçbir şey yok bu hayatta diye düşünüyorum. Daha sonra efendim Aslan Yüksel bizle birlikte olacak. Çocuk patiği yapacağız ama Aslan'ın çok güzel patikleri var. Çok neşeli patikleri var. Böyle arabalar yapıyor, işte spor ayakkabılar yapıyor, süsler, ciciler, biciler. Bence kaçmaz bu tarif. Mutlaka izleyin Aslan'ın derim. Günün hashtagine gelince spor ve sağlık olacak. Evet, spor ve sağlık zaten bir aile. Spor olunca sağlık oluyor, sağlık olunca spor oluyor. Dolayısıyla sizin spor ve sağlıkla ilgili fikirleriniz bizim için çok kıymetli. Ne mesela? Mesela dersiniz ki benim için çok koşuyorum, suyumu da içiyorum, pilates yapıyorum, sağlıklıyım. Ben hiçbirini yapmıyorum ama iyi besleniyorum, sağlıklıyım. Benim için spor ve sağlık ayrılmaz diyebilirsiniz. Benim için spor ve sağlık yürüyüş ve fitness'tır diyebilirsiniz. Lütfen paylaşın. Nerede? Instagram'da tv360.com.tr ve Acelia Akkoyun hesabından. Twitter'da Acelia Altire Akkoyun ve tv360.com.tr'den. Bekliyorum efendim. Benim için spor ve sağlık aslında baktığınızda artı eksi gibi. Birbirini çekiyor, birbirini itmiyor. Yani fazla spor yapıp sağlığınızı yapmazsanız olmaz. Sağlığınıza dikkat edip spor yapmazsanız sağlık olmaz gibi geliyor. Hadi gidelim mutancana yapalım hep birlikte. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Niye? Dur, elimi sıkacağız, eldiven takıyorsunuz. Yine geldiniz. Çok mutlu oldum. Nasılsınız, iyi teşekkür misiniz? Ederim, sağ olun. Görüşmeyi geçen sefer, geçen sefer bahsetmiştik, size mutancana yapacağız demiştik. Evet. Osmanlı saray mutfağının en özel reçetelerinden bir tanesi. Ben çok severim. Ve gerçekten bunu bugün getirmeniz büyük bir şıklık. Ben teşekkür ederim. Bu centilmenliğinizden dolayı kendi adıma ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Ben teşekkür size. Ederim. Fatih'e biraz iş çıkaracağız. Bol enerjili bahsettiniz. Tabii canım, Fatih yaktırır onları. Evet, mutancana 15. yüzyıl Osmanlı saray mutfağının evet. en özel yemeklerinden bir tanesi. Kuzu etimiz var. Kuzu etimiz olmazsa olmazımız. Evet, çünkü saray mutfağında kuzu eti, hiç av hayvanları. Hiç dana yok mu o zamanlar? 18. yüzyıldan sonra dana eti girmeye başlıyor. Çünkü göçebe kültürünün etkisiyle küçükbaş hayvanlar ve av hayvanları çok fazla kullanılıyor. Tabii stoklama olamadığı için evet, yapıp bitiyor. Göçebe kültürü olduğu için. Sonra burada gerçekten... Ne güzel hazırlıyorsunuz şefim. Evet. Şef olmak böyle bir şey değil mi Tolgacığım? Ben restorandaki arkadaşlarıma teşekkür edeyim. Onlar hazırladılar. Arpacık soğanımız var. Haşlanmış, sonra kavrulmuş, sonra da fırına verilmiş kavrulmuş bademimiz var. Üzümümüz var. Rezaki üzümümüz var. Kayısımız var. Çok az tuzumuz var. Sirkemiz var. Ah, balımız var. Yetecektim. Evet, şimdi sirke ile bal birbirini dengeleyecek. Sonra tereyağımız var. Sumak. Sumak ve incirimiz var. O ne? Öbürü? Ve kayısı suyumuz var. Aa, kayısı suyu. Mutancana'da evet. demek ki etkin değil mi? Kayısı Şimdi suyu. Bir yahni kıvam, bir tencereyi bir yahni kıvamına getireceğiz mutancanamızı. O yüzden kayısı suyu ve diğer malzemeleri birleştiği zaman bir yahni kıvamı çıkacak ortaya ve farklı tatlar oluşacak damağımızda. Başlayalım tamam. mı? Hemen başlayalım hem de. Tamam. Bakalım. Ayrıca çok sağlıklı. Şöyle söyleyeyim. Aslında bu doğruyu söylemek gerekiyorsa tam bir böyle... ağır misafir değil mi? Ağırlamak için çok şık bir yemek. Sultanlara layık bir yemek. Sultanlara layık bir yemek. Yanında da şöyle güzel bir pilav. Sana evet Tolgacığım. Bu arada beni çeken kameraman arkadaşım bana diyor. Tabii ki sana. Hepimize.
Pilav yanında. Ne diyorsun Tolga? Güzel olur değil mi? Şöyle güzel bir çoban salata. Safranlı bir pilav. Pilav. Ay güzel çok olur. Güzel olur. Bir de çoban salata. Ben çoban salatacıyım. Hoş şu an değil tabii ki. Daha yaza doğru. En sevdiğim salata benim çoban salata. Bayılıyorum. Onlar ekşili çoban salataya. Herhalde. Bir de nar tanesi varsa mevsimindeyse. O da çok, çok güzel, da güzel olur. Olur. Yapıyorsunuz değil mi bol bol? Yapıyoruz. Salata evet. Çok gerekli zaten. Yeşillik. Zaten yemeklerin yanında özellikle et yemeklerinin yanında. Evet, pilav verdiğimiz sulu yemekler var ama mütemadiyen sebze de vermeye gayret ediyoruz. Restoranda en çok hangisi gidiyor şefim? Yani en çok mutancan mesela çok isteyen oluyor mu? Biz 400 yakın yemek reçetemiz var bizim ve mevsimine göre yemek reçetelerini değiştiriyoruz, yemekleri değiştiriyoruz. Hı hı. Mutancana yabancı konuklar tarafından çok, çok beğenilen bir yemek. Çok beğeniyor değil mi? Esasında mutancana mutecen, tencere demek. Hı. Yani güveçte pişirilen Arap kökenli bir kelime. Tencerede pişen yemek anlamına geliyor. Herhangi bir yemek yani tencerede pişiyorsa onun ismi mutancana. Bu esasında zreba diye geçer ama sarayda mutancana olarak adlandırılıyor. Sen mühürlüyorsun şimdi onları değil mi? Evet. Söyle. Eti mühürlüyorum ki suyu çıkmasın diye. Suyu çıkmasın. Tabii o dönemde zeytinyağında değil. Tereyağında mühürlüyorlar. Ay ben bu dönemde de öyle. Şimdi şey kullanıyorum. Hazır Necati Şef'i de bulmuşken sormak istiyorum sevgili seyirciler. Ay ne kadar güzel. Sormak istediğimi unuttum. Bu tereyağın üstüne alınıyor ya. Üstü köpüğü köpüğü. Ne ya? Kaymak mı? Hayır ya. Sade yağ mı? Hah sade yağ. Siz de dediniz. Teşekkür ederim. Sade yağ kullanıyorum. Olmaz mı sade yağ ile bu? Çok da güzel olur. Yumurta yapın sade yağıyla. Harika. Bilmeyenlere hemen söyleyelim. Artık satılıyor da. Tereyağın böyle köpürüyor köpürüyor. Köpüklerini alıyorlar alıyorlar alıyorlar. Onu yani aslında orada mantık değil mi? Tortusunu atıyor. Gerçek yağa ulaşıyor. Hani tereyağın asıl süzüyor. Besin değeri olan. Asıl besin değeri olan. Onunla da çok çok kullanıyorum sade yağ. Çok da beğeniyorum. Evet. Biz mühürledik etimizi. Şimdi? Biraz bal katacağım. Aa! Mühürlediğin peynir. Aa bak onu bilmiyordum. Bal katacağım ki. Ballansın. Ballansın. Ayrıca, ballar balını buldu. Et ayrıca, ve bal. Ayrıca biraz sonra yapacağımız malzemeler. Yani tencereye koyacağım biraz sonra etimizi. İşte kayısı suyudur, bademidir, işte sirkesidir, tuzudur vesaire. Bütün bunlar ete yapışsın. O lezzet ette kalsın istiyorum. Fatih'in çok işi var. Fatih bizi çok çalıştıracak bugün. Yok yani bu gerçekten bunun için 1,5 saat gerekli. Öncesi mi sonrası mı bilmiyorum ama bak. Evet. Şimdi biz restoranımızda zeytinyağı kullanıyoruz ama Osmanlı döneminde tabii tereyağı, kuyruk yağı çok fazla kullanılıyor. Yemek reçetelerini biraz günümüz beslenme şekline uyduruyoruz. Yoksa ağır gelebiliyor. Hmm. Biliyorsunuz zeytinyağı çok fazla kullanılmıyor. Daha ziyade aydınlatmalarda kullanılıyor zeytinyağı. Parlatmalarda değil badem mi? Badem yağı, zeytinyağı evet. Ay çok güzel şimdi yaptınız. Şimdi. Güzel gözüktü. Ay yönetmenim. Hani böyle şey gibi olacak. Şunu yakın plan çekiyorsunuz diyecektim tam. Böyle bakar mısın tablo gibi. Ben bunu mesela tablo yapıp evime asarım mutfağıma. Niye olmaz mı? Olabilir. Olur değil mi? Sen mideye mi asarsın Tolga? Tolga dedi ki ben mideme asarım diyor. Daha mantıklı, daha akılcı tabii ki. Hani biz yiyemiyoruz ya her zaman. Aa bak şimdi. Bak. Tarifi de verdim Açel yani. Artık o yüzden artık canım. Yiyebilirsiniz. Tabloya gerek yok. Yok ben kalori hesabından diyordum ama yeriz canım hak ederiz. Yeriz. Ama şimdi bak içerisinde konulan malzemeleri görüyor musunuz? Evet. Bunlar hani zeytinyağı biraz tereyağı kullanacağız ama zeytinyağı, kayısı, üzüm ne kadar? Yok canım bence çok sağlıklı doğru söylüyorsunuz. Evet. Kayısı, şimdi kayısı suyu. Evet. Bak. Allah'ım tablo gibi. Bakar mısın? Ay. Aslında siz değişik de bir pişirme yöntemi öğretiyorsunuz şu an bize. Ben, mühürlediniz, suyunu hapsettiniz. Evet. Ben gelirken daha lezzetli nasıl olabilir düşündüm. Yemek reçetesini denedim. Bu yöntemle daha lezzetli olacağını. Lokum. Lokum. Çevirin mi İsterseniz bir kere? İsterseniz pişirmeden bir ekleyebiliriz. Bir kere çevirin mi? Buyurun. Çok hoşuma gitti. Bak. Ya. Ya oluyormuş değil mi? Çok güzel oldu. Şimdi? Şimdi ne yapacağım? Ha. Hazırladığımız. Ön pişirme yaptık. Ön pişirmemizi yaptık. Mühürlememizi yaptık. Şimdi kayısı suyumu koyacağım. Bak, tencereye. Bak.
kalanı. Bir bardak suyumu koyacağım. Bu yarım kiloluk bir tarif değil mi? İstersek evet. Bunu bir kiloya da çıkarabiliriz. Tabii. Tencere yemeği olduğu için istediğimiz kadar İstediğimiz gibi yapabiliriz, evet. Şimdi ben tuzumuzu şöyle bırakayım, sirkemizi koyacağım. Şimdi sizin restoranınızda genelde de Osmanlı yemekleri oluyor değil mi? Osmanlı reçetelerinden uyguluyorsunuz. Doğru, Osmanlı saray mutfağı. Aslında gitmek lazım. Böyle hep aynı tarz şeyler yiyoruz ya. Osmanlı kültürü zaten çok büyük bir medeniyet. Yani kültür 3M diyorum. Evet. Yani müzik, mimari ve mutfak. Mutfak, evet. Birisi olmaz önce diğer o kültürü tamamlamıyor. Osmanlı da bir kültür medeniyeti. Kültür, evet. Evet, dolayısıyla... O yüzden sanata ve sanatçıya çok önem vermişlerdir. En önemli, ben bunu Ulu Önder Atatürk de demiş, şimdi de görüyoruz sanatçıyı, sanatçıları ve sanata, yani illa sanatçıyı değil, sanata yaptığınız emek, verdiğiniz çocuklarınızı yetiştirirken öğrettiğiniz her şey geri dönüşümlüdür. Geri dönüşümlü olan tek şeydir sanat. Çünkü insan hayatını medeniyete, iyi duyguya alıştırır. Vicdanlı İyi öğretir, vicdanı öğretir. Şimdi restoranımızda biz, tabii restoranımızda değil, aslında İstanbul mutfağında geçenlerde Turizm İl Kültür Müdürlüğü'nün etkinliğiyle Osmanlı Saray Mutfağı'nda, Osmanlı Saray Mutfağı restore edildi Topkapı Sarayı'nda. Bizi oraya bir konferansa çağırdılar ve Osmanlı yemek kültürü ve İstanbul gastronomisi başlıklı bir konu konuşuldu. Çok güzel. Reçeteler duruyor değil mi Osmanlı'dan hala? Duruyor. Biz işte mutfağımızda, restoranımızda bu reçeteleri uyguluyoruz. Yani 13. 15. 18. yıldaki saray reçetelerini uyguluyoruz. Çünkü orada birçok kültürün de tabii ki Osmanlı'da değil mi? Birçok etnik köken hepsi olduğu için birçok kültürün sentezi var. Yani bu senteze dünyada hiçbir yerde ulaşamazsınız baktığınızda. Dün bir misafirimle konuşuyordum, bir Avrupalı misafirimle, farkı nedir diye. Hatta yemek dersi verdiğim Amerikalı bir misafirimle bunu konuşuyordum. Türk mutfağı, Osmanlı mutfağı ve saray mutfağının farkı ne diye sordu. Türk mutfağı, mutfağı hemen hemen aynı kökenler ama saray mutfağı farklı. Türk ve Osmanlı mutfağında o yörede yetişen malzemelerle yemek yapılıyor. Ama sarayda, imparatorlukta yetişen... Yani bütün etnik kültürlerin, evet. Bütün ırkların, evet. Coğrafya yapısı, coğrafyası, evet. Hepsi birleştiriliyor ve yapılıyor. Çok büyük bir zenginlik bu, çok büyük bir zenginlik. İşte orada İstanbul gastronomisiyle ilgili konuda İstanbul mutfağının ne kadar yozlaştığı ile ilgili birçok konu görüşüldü. Tabii tabii. Fikir beyan edildi. Şimdi mevsimine göre yemek yapmayı unuttuk. Değil mi? Mevsimde yapmıyoruz. Dolayısıyla biz restoranımızda mevsimine uygun yemekleri yapıyoruz. Üzümü de koyuyoruz bu arada, evet. Rezaki üzümlerimizi koyduk. Evet, yazın yaz sebzeleriyle yapıyorsunuz. Evet. Kışın kış sebzeleriyle evet. Yapıyorsunuz. Çok iyi. Tabii şimdi sera da o kadar gelişti ki sevgili Necati. Yani seracılık da ülkemizde çok gelişti. Ama yine de tabii ki Allah'ın verdiği zamanlamada yemek. Şimdi her zaman daha vücut ritmine uyuyor gibi geliyor bana. Tabii. Sera da tamam yetişiyor. Bunun nimetlerinden yararlanalım. Ama sera da hangi şartlarda yetişiyor? Yani hormonal bitkiler ya da hormonal ilaçlar ne kadar kullanılıyor? Yani olmasa bile güneşi güneş değil, ona ait değil, değil mi? Yani güneşin zamanı o bile değil. O değil, evet. Şimdi değil. Söyleyebilir misiniz o çeri domatesinin kokusunu ya da domatesin salatalığın kokusunu hiç hissedebiliyor musunuz? Bırakın serayı, yazın hissedebiliyor musunuz? Yani yazın ben bir tek çok zamanında belki, hissediyorum belki o sivri domateslerde bile. Evet. Oralarda belki bunları hissediyorsunuz. Zaten geçen gün bir program seyrettim. Dünyada sanırım 1000 küsur domates çekirdeği cinsi var. Ve bunları özel biriktiren koleksiyoncular var biliyor musunuz? Yani domates tohumunu, çekirdeğinin tohumunu koleksiyonel olarak yapıyorlar. Dünyanın her yerine gidip bulup, orijinalini bulup onları böyle ufak ufak tüplerle 100 yıl sonraya taşımak adına saklıyorlar. Kaybolmasın diye. İyi bir şey yapıyorlar. İnşallah kaybolmaz. İnşallah. İnşallah. Şimdi eğer zamanımız dolmadıysa bir iki daha bilgi verebilirim. Ver, eğer zamanımız dolduysa var, tencereyi var. Evet, pişirmeye bırakabilirim. Şimdi? Şimdi az önce domatesten bahsettik ya. Geçen programımızda söyledim bilmiyorum. Siz padişahsınız ama patates cipsi ve melemen yemediniz. Yani o domates, patates gibi ıtırlı bitkiler Amerika'nın keşfinden sonra tabii, tabii. Geliyor. Tabii. Daha doğrusu İpek yolundan ayrıldıktan sonra buluyorlar evet. Ya Amerika'yı. Evet. 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 Ve demek istediğim evet, 16. yüzyıla kadar domates evet. Çok fazla kullanılmıyor. Domates Avrupa ve Anadolu'ya geliyor. Esasında kavata denilen ki biz Ramazan aylarında restoranımızda kavata çorbası yapıyoruz. Öyle mi? Kavata denilen yeşil domates ve başta. Kırmızı olmuş domates çürümüş anlamına geliyor. Aa,
çok enteresan bir bilgi. Evet, teşekkür ederim. Sonradan işte kırmızı domatesin işte yenilebildiği ortaya çıkıyor. Mesela çayla ilgili bilgi vereyim. Hemen alalım. Yeşil çay Çin'de meşhurdur biliyorsunuz. Evet. Aslında çay yeşildir zaten. Yeşildir tabii. Sonra bizim... Niye böyle hani yeşil çay kurutulmuş olarak Anadolu'ya ya da işte bize o şekilde empoze edildi. Halbuki Rize'de ya da Karadeniz'in birçok bölgesinde yeşil çay var. Bunu çok pekala tüketebiliriz. Ama o kültür öyle bir yaşlandı ki Avrupalı tüccarlar o çayı Avrupa'ya götürmek istiyorlar. Ama götürmenin yolu onu kurutmak. Kurutmak tabii. Sonra o yeşil çay kurutulmuş aslında olarak. Aslında bizde de olsa yeşil çay çok şey olur. Çünkü asıl yeri toprağı bizde Karadeniz'in. Çaylarıyla meşhur. Peki şefim, yemeğimiz oldu. Evet. Siz sadece bunu tabaklayacaksınız. Evet, Biz inciri ne zaman koyacağız onu soracaktım. O tabaklama esnasında ben en son inciri sumak ve tereyağıyla kavuracağım. Tabağımın üzerine dökeceğim. İnciri sumak ve tereyağıyla kavuracağız. Tabağın üzerine dökeceğiz. Burada üzerine herhalde dökeceğim. Biraz incirle tereyağı sumak. Ay çok güzel bir lezzet geliyor. Ay çok güzel geliyor. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim bu tarif için. Tekrar size ama ben... Artık biraz vicdanımı rahatlatmaya gidiyorum partiyle spor yapmaya. Ve Fatih Ataseven bizle birlikte. Hoş geldin Fatih'cim. Nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? Her sabah beni görmekten sıkılmadın. Bir de yayına geldin. Teşekkür ediyorum. Her sabah sizi görmekten çok mutluyum ve burada olmaktan da mutluyum. Teşekkürler. Sağ ol Fatih'cim. Fatih, hep konuşuyoruz ya, neden spor yapmalıyız? Önce biraz birkaç hareketten önce onu ya da spor yapmak nedir tam içeriği? Ya spor yapmak günde en azından 1-1,5 saatimizi kendi egzersize ayırmakla alakalı bir şey. Egzersiz yapacağız yani. Tabii egzersiz yapacağız. Yani, yürüdük 40 dakika o spor olmuyor. Dinamikliğini arttırmamız lazım. Yani yürümek tabii ki spor. Günde insanlar işte kıyafetleriyle çıkıyorlar, yarım saat yürüyorlar. İşte ben bugün yarım saat yürüdüm hocam muhabbetleri bizim orada çok oluyor. Çok oluyor evet. Yarım saat yürüdüm bu spor sayılmaz mı? Aslında sayılmaz. İnsanlar normalde hayatlarının bir saatini yani 24 saatlerin bir saatini genelde egzersize. Dışarıda yürüyüşle ama spor kıyafetiyle, ayakkabısıyla, eşortmanıyla ya da tişörtüyle yapılacak egzersizler aslında spor sayılır. Ha yani amaç spor amaç olmalı. Amaç spor olmak. Evet. Amaç spor yani olmalı. Mesela markete yürüdüm ben işte biraz uzaktı. Ya da ev işi yaptım. Ya da ev işi yaptım ya da camları sildim aslında spor yaptım. Bu spor yapmak değil. Bu hareket. Bu sadece evet hareket. Hareket sporda. Aynen. Peki ben şimdi yeni uzun yıllar voleybol oynadım. Hep kendimi sporcu kimliğiyle tanıdım ama şimdi yıllarca mesela fitness'e ben şey bakıyordum. Yani bölgesel harekete ya ne gerek ya, var diye bakıyordum. Var mı? Neden fit? Ben 6 aydır yapıyorum hayatım. Sırt ağrılarım, diz ağrılarım bitti. Neden? Neden bunlar bitti mesela ya, bende? Ya şimdi ben hayatım boyunca profesyonel spor yaptım. Siz de biliyorsunuz. Handbolcuydum. Evet. Takım sporları yapıyordum. Evet. Takım sporları yaparken normal hayatımızda bizim de fitness yoktu. Belli bir yere kadar. Ya ne zaman hayatımıza fitness girdi dayanıklılığımız arttı. Evet. Vücut kas direncimiz artmaya başladı. Güçlenmeye başladı. Kaslar güçlendikçe otomatikmen dayanıklılıkla güçlenmeye başladı. O zaman başladı. Bölgesel tabii ki, değil mi? Tabii ki daha iyi. Tabii ki bununla beraber kardiyo antrenmanı yapmalı mıyız? Bazıları diyor yapmamalısınız ama kesinlikle yapmalısınız. Evet fitness, evet lastik ama kardiyo antrenmanı da. Bölgesel yağlanmaya gelince böyle bir şey var mı? Var tabii. Vücutta çok fazla yağlanma nereden oluyorsa yakın da oradan olur. Yakın da oradan olur. İster istemez yani bel bölgemizde var. Ama oraya özel var. Çalışmaya gerek yok. Kardiyo yapsak da gidiyor. Aynen öyle. Şimdi tamam. Sanıyoruz ki karın kasımızdan ya da karnımızın üstündeki yağlardan bahsedeyim. Orada yağlar var. İşte karın çalıştığım zaman ya da karnımı çalıştırdığım zaman sanıyoruz ki biz yağ da yakıyoruz. Ama aslında yağ kası yakmıyoruz. Kası güçlendiriyoruz. Aynen alttaki kası güçlendiriyoruz ve sıkılaşmasına yardımcı oluyoruz. Hatta biliyor musunuz sevgili Fatih? Buradan yeri geldi izin verirseniz bir şeyimi paylaşacağım. Ben çok karın kası çalıştığım için zannediyordum ki hani ondan dolayı düz. Biraz mide reflümü de tetikledim. Ha, fazla de çalıştığım şöyle için. Bir şey var. Dikkat mesela, etmek lazım. Çok karın kası çalışan insanlar bazen şöyle dururlar. Hmm. Ya böyle dur. Böyle dur. Karnı kasının çok güçlü olması sırt kasının çok güçsüz olmasından. O hayatı boyunca hep karın çalışmıştır. Çok iyi görünsün, işte adeleli görünsün biraz daha. Ya spor yaparken tabii belli bir bölgeyi çalıştırmak çok önemli. Atıyorum karın kasım yağlı çalıştırayım. Yağlı derken yani alt kası biraz daha çalıştırayım ya da alt karın kasım biraz daha evet. Ama unutmamız gereken bir bel sırt kasımız, var, bir mi? Sırt kasımız bütün, var. Bütün hayat bütün. Bir bacak kasımız var. Bunlarla beraber çalıştırırsak daha verim alırız. Peki o zaman Fatih bize evimizdeyiz ya da iş yerimizdeyiz. Yemek aramız var, yarım saat bir odaya var gidebileceğimiz.
Ben hep onu diyorum. Yemek saati bir saatse yarım saatini egzersize ayırabilirsiniz. Çok büyük ter atmıyorsunuz sonuçta. Ya tabii sonuçta. Yemekten önce evet, hafif bir karbonhidrat alımıyla yani 20-25 dakika önce hafif bir karbonhidrat antrenman yapılır mı? Tabii yapılır. Neden yapılmasın? En azından biraz karın egzersizi, biraz bacak egzersizi, biraz üst omuz egzersizi rahatlıkla yapılır. Yaparsınız. Peki ne yapabiliriz mesela? Evdeyiz. Ya, şöyle bir matımız var. Evet, yok bir bu, halımız var. Evet, havlumuz var. Bu matımız ve lastiğimiz aslında bize yeter. Çok fazla artık her yerde satılıyor da. Efor sarf etmeyeceğimiz için çok fazla, çünkü işte olduğumuzu düşünürsek çok fazla terlemeyeceğimiz için. Evet. İlk başta ısınmayla başlayabiliriz aslında. Hadi bakalım. O yanımda dursun. İlk başta bir pilates lastiği diye isteyeceğiz değil mi? Pilates lastiği aynen öyle. Her yerde satılıyor zaten. Bir ısınmayla hafif ellerimizi bel alarak şöyle bacaklarımızı ısındırarak iki. Dur bakayım ben üç, de yapabilir miyim şurada? Dört. Beş, şu an ısınıyoruz değil altı, mi? Evet şu an ısı yedi. Sekiz. Dokuz. On. Beş, bakın ben dört, şeyle yapıyorum, üç, düşünün. İki, bir, kapattım. Isındıktan sonra hafif bir ayaklarımıza esniyerek çalıştırdığımız ve kan pompaladığımız bacak kaslarımızı biraz uzatarak rahatlamasına yardımcı oluyoruz ilk başta. Stretching antrenmandan önce de antrenmandan sonra da size söylediğim gibi her zaman önemli. Önemli. Neden her önemli stretching yani? Çünkü kan pompalayan kas biraz basar. Bunu açmak için, uzatmak için stretching yapmamız ve daha uzun bir kas görünüyor. Tamam. Bu önemli. Ondan sonra hemen ayaklarımı omuz genişliğinde açıyorum. Hafif parmak uçlarım dışarıyı gösteriyor. Yavaş yavaş kalçamı arkaya salıyorum ve bekliyorum. 2 3 al nefes. Ver nefes, otur. Al nefes. Burada yapmam gereken karın kasını sıkmak. Burayı. Kalçamı arkaya doğru verip diz kapaklarımın parmak uçlarını geçmemesini sağlamak. Verdim nefes ve oturdum. Verdim nefes, oturdum. Bunu evde 3 tane 12 ya da 3 tane 15 rahatlıkla yapabilirim. Çok. Topuklarımı çok güzel kaldırmayacağım. Mümkün olduğu sürece otururken topuklarım kalkmayacak. Şuradan gösterelim aynen hemen. Dur, Fatih dur orada. Sürece. Hemen yönetmenime rica edeyim. Bir daha otur oturdum. Fatih. Oturdum. Karın kasımı sıkıyorum. Karın kası dışarıda. Aktif. Burada bacaklarım ve karın kasım tamam aktif oturdu. Bak hiç topuk hiç kalkmıyor. Hiç kaldırmıyorum. Bir saniye bekleyip kendimi kilitliyorum ve yavaş yavaş kalktım. Hemen ondan sonra yavaş yavaş adımımı öne aldım. Hafif baktım karşıya, düzelttim. Göğüs kafesimi açıyorum. Geldim geri. Buradan nereden geri bu geliyorsun? Ön ayaktan tabii mı tabii, arkadan? Ön ayaktan. Hemen attım. Hiç arka ayak çalışmıyor. Geldim. Çalışan arka ayağın bacağım üstü. Evet. Evet aynen öyle. Aldım geri rahat. Diğer bacakla yapıyorum şimdi. Attım. Aldım. Birbirine paralel karşıda. Yine karnım sıkı. Sırtımı aktifleştiriyorum burada. Hı-hı. Geldim geri. Geri bravo. Tekrar. Attım. Düzüm karnımı sıktım. Geldim geri. Her hareketle özellikle bacak kası çalışırken karın kasım hep, hep aktif. Aktif. Hep yani aktif. Hep bir böyle karnımızı attım kasıyoruz uzun değil da mi? Uzun da arka ama bunu kısa yaparsam kalça kasım aktifleşir. Aynı hareket ama. Aynı hareket. Bir dakika bir dakika burası çok önemli bir dakika bir dakika. Şimdi at bacağı. Attım. Uzun mu bu? Uzun. Bu uzun. Attım. Bakın çok açıyor. Bu hissettiğim yer ön bacak. Ön bacağın arkası. Aynen öyle. Arka bacak. Attım. Kısa yaparsak. Kısa yaparsam şu an hareket kalçamda. Yani sellütleri savuyoruz. Aynen öyle. Güle güle. Sonra ne yapacağız? Bununla, bu hareketin adı ne? Squat yaptım ilk başta. İkinci yaptığım hareket yani öne doğru attığım hareket lunge. Lunge. Bunu serbest de yapabiliriz istersek. Hemen attım ve kaldım, sabitledim kendimi. Hem omuz kasımı çalıştırıyorum. Evet. Elime hiçbir şey almama gerek yok. 5 saniye tuttuğun zaman omuzlarım da titremeye başlayacaktır bacaklarım da. Şimdi onu soracaktım. Son yıllarda sevgili Fatih hep duyuyoruz. Eskiden egzersizler üst üste yapılırdı. Arka şimdi arkaya hep beraber. Hep beraber yapıldı. Şimdi bir direnç egzersizi çıktı. Yani evet, aynen artık öyle sabit duruyoruz. Tabii bekletmeli. Mesela en basit omuzla başladığımız için onu göstereyim. Şimdi bir tane lastik, bu direnç egzersizidir aslında. Bastım ayağımı. Arka bacağım gergin yine. Onu evet çalıştırıyorum. Evet. Şimdi kaldırdım. Bak evde rahatlıkla omuz yapabileceğimiz kasım. Evet. Bu şimdi direnç antrenmanına girer. Tuttum. Bekliyorum. 5, 4, bak duruyor sabit. 2, 1. Al nefes. Ama her yerim gergin. Karın kasımı aktifleştirdim. Arka bacak kasım aktif.
Ön bacak kasım aktif. Kaldırdım. 4, 3, 2, 1 bıraktım. Hemen seyircilerimize göstermek istiyorum. Bakın üstümde benim size yaptığım, programım için giydiğim kostümüm var. Yani iş yerindesiniz. Öyle düşünün. Ben de iş yerindeyim şu an. Gel Fatih. Şimdi. Gel Fatih. Tuttum. Yavaş yavaş. Tuttum. Tam karşıya döndüm. Düzelttim. Karnımı içeri çektim ve sabitledim kendimi. Evet. Çalışan nokta zaten çok hissediyorsunuz. Çok çalışıyor burası biliyor musunuz? Evet. İsteş. Şimdi indiriyor muyum? Dört, yok. 3, 2 ve yavaş yavaş sal, nefes al, bırak ve dursun orada. Zor zor. Öyle yavaş, kolay yavaş, değil söyleyeyim sal, size. Nefes al, dursun orada. Yani basit görünüyor basit, ama çok zor ve çok güzel. Yani bir eşofman giymenize bile gerek yok. Yani omzunuz biraz gelişsin istiyorsanız değil mi? Normal şartlarda aynen öyle. Bayağı böyle bir direnç istiyor normal kendisi. Normal yani daha kolay bir lastik. Hmm. Bunu daha zor lastiklerle öyle daha da zor olur. Bunu aynen sağ öyle sol olarak da yapabiliriz. Tabii tabii sağ sol. Bu tarafa da yapabiliyoruz aynı şekilde. Peki yine bizim işte ya da böyle özel eşofman giymeden bu dirençleri yapacağımız başka ne hareketler olabilir? Ya tabii ki onu da göstereyim. Hemen. Mesela omuz çalıştık. Oturuyorum. Oturduğum evet yerde mesela sehpada, sehpada ya da oturdum. Ayaklarıma yerleştiriyorum. Çok basit. Bunu kanepede de yapabilirsiniz yere oturduğunuz zaman da. Ayaklarıma yerleştirdim. Dört parmakla geliyorum. Pardon. Dört parmakla alıyorum. Şu şekilde tuttum. Evet. Yine karın kasımı aktifleştirdim. Nefes aldım. Açıyorum. Aç. Ve al işte sana sırtım kürek. Şu an aktif. Aktif tabii. Kapandım yavaş yavaş. Şimdi nefesimi bıraktım burada. Al nefes. Açıl peki ve sırtını çalıştır. Bir de nefes al değil mi o arada? Tabii ki nefes bırak. Açıl ve açıl. Bu çok açış. Güzel. Bu çaprazdan alıyorum yine ve çektim. Bir lastikle şimdi görüyor musunuz sevgili seyirciler? Bir lastik. Bıraktım. Cebimize sağır. Güzel. Şimdi tekrar karnımı içeri aldım. Çek. Ve çektim, açıldım göğüs kafesi. Bravo. Son kez karnımı içeri aldım. Çek, açıl. Bravo. Ve bıraktım. Süper. Peki, hani şu kol kaslarını çok seviyoruz ya yazın özellikle böyle gömlek falan hani böyle tişörtte. Tabii bizde meşhurdur biliyorsunuz. Kol kası değil mi? Kol kasımız ya da omuz kasımız ve göğüs kasımız. Peki bununla yapabilir miyiz tabii bu ki yaparız. Bununla nasıl tek basarız. Şu şekilde tutuyorum bunda da. Yine karnım aktif. Bütün spor yaparken ne hareket yapacaksanız yapın, karın bölgem hep aktif, hep aktif olacak. Aynen düz duruyorum tabii ki her zamanki gibi. Postürümün açılması lazım ve nefes bırak. Kalsın öyle. Al nefes. Bırak nefes. Sıkıştır. Al nefes. Vallahi böyle psikolojik bırak mi nefes. Yine oluyor. Sıkıştır. Al nefes. Bırak nefes, sıkıştır ve tekrar sıkıştırdım. Şimdi bağladım seriye. Bak bak, bağladım ön kol seriye kası. Bağladım seriye. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve bitirdim. Vallahi güzel kol kısık. Buyurun. Peki arka, onu yaptım, sen yaptın, ben sen yaptım. Arka kol. Tabii arka kolda. Bak bir bantla ya. İnanabiliyor yani musunuz sevgili seyirci? Bir basarım bantla. Sadece. Arkamı evet alırım. Hafif aç yukarı. Bak, aç bak yukarı. Aç yukarı. Bayağı aç yukarı çalışıyor burası. Nefes bırak aç. Nefes bırak aç. Allah'a bravo. 5. 4. 3. 2. Son 1. Ve bitirdim. Bravo. Vallahi çalışıyor. Boş bile yapsak. Ya normalde evet şöyle bile tutsak. Böyle evet. Mesela sırt çalışacağız. Sırt çalışacağız bu evet. Bu lastik sırt çalışmalarında önemli. Özellikle sırtında ağrıları olan. Küçük evet kas grubuna hitap evet ettiği için. Mesela sırtı boynu fıtığı olan aynen, ağrısı rahatlıkla olan. Rahatlıkla yapabilir. Nasıl? Tutuyorum. Omuz geliştiğinde dört parmak kullanıyoruz pilateste her zaman evet biliyorsunuz. Açıyorum. 5, 4, 3, 2, 1 yavaş yavaş kapattım. Bırak nefes. 3,
2, 1, yavaş yavaş kapat. Bırak nefes. Yavaş yavaş kapat. Bir de bununla dene, ne kadar fark edecek? Bakalım. Farkı ne? Şimdi uzattın, biraz daha yukarı, karnı içeri çektin ve işte burada hareket. Bayağı güzel. 3, 2, 1. Şimdi bıraktın, nefes alıyorsun. Al nefes, şimdi aç. Şimdi biraz öne doğru düş, karnını içeri çek. Şimdi daha da fazla. 5, 4, 3, 2, 1. Tekrar kapattın, son kez. Aç. Şimdi karnını içeri çek. 4, 3, 2, 1. Bıraktın, güzel. Oh, çok güzel. Bu kadar. Çok güzel. Şimdi ön kol çalıştık. Evet, sırt arka çalıştık, kol, sırt çalıştık. Arka kol çalıştık. Bir de boyun zaten çalışalım mı? Tabii tabii, boyun da çalışabiliriz. En bizim şurada mesela şişelerimiz de vardı. Duruyor değil mi kızlar? Getirirler yukarıdan, şimdi kızlar bana. Yukarıdan yine. Yukarıdan aldığım zaman. Evet, boyuna. Yine omuz genişten tutuyorum. Arkaya doğru açıyorum. Boyun ve arka sırt omuz kasını çalıştırıyorum. Tekrar nefes. Aldım nefes, açıldım. Aldım nefes, açıldım. Bravo, verin onları. Aldım nefes, açıldım. Her zamanki bekliyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Bıraktım yavaş yavaş. Bunlar? Bunlar. Su mu içeceğiz arada şimdi? Su içeceğiz değil mi bol bol tabii spor ki, için? Tabii tabii. Ya sporda su mesela. Onu da soracağım da, size. Aynen. Evet. Bizim oraya da geliyor, biliyorsun, sen de geliyorsun. Ben her zaman şundan yani spor yaparken yudum yudum su için. Öyle mi? Yani kendinizi çok fazla şişirmeden, çünkü hareketli ya da hareketsiz, fitness de olsa, normal bodybuilding de olsa karnımızın şişmemesi önemli. Şişen karın, karın çalıştığımız zaman ister istemez otomatikman yukarı doğru su gelecektir. Çünkü orada daha bir yerleşim yok. Onun için ben her zaman ben kendimde yudum yudum. Zamanı yani sanki evet, böyle ağzımızı ıslatıp biraz şöyle çekip ondan sonra bırakır gibi düşünün. Aynen bu kadar. Bu kadar. Tabii yudum yudum da olsa orada nereden bakarsanız yine bir, bir buçuk litre, bir buçuk saat içerisinde su içiyorsunuz. Yani sonuçta lık 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 değil. Yok, bunu bir hayır, kere. Ay ben onu yapıyordum. Özellikle ağır spor yapanlar için söylüyorum ben. Lıkır 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 ya da bir litre su içtim ben hemen yapmayın. Yudum yudum az az su içersiniz, az daha az su sağlıklı. İçeceksin. Aynen tamam, öyle. Tamam. Çok fazla suyun da çok fazla. Biz önce suyu içmeden önce ne yapacağız bu hareketle, bunları görelim. Omuz kaslarımızı. Ayakların yine omuz genişliğinde açık. Demin lastikle yapmıştık. Ama lastikle farklı, normal dumbbell'lar ya da evde yaparken daha farklı oluyor. Aslında lastik egzersizi daha fazla efor sarf etmemize sebep oluyor. Kardiyo da oluyor. Çünkü aynen öyle. Neden? Onunla direnç sağlıyoruz. Bunda direnç yok. Şimdi ayaklarım omuz genişliğinde açık her zaman. Yine karnımı çektim, nefes. Açtım yana, omuz kaslarımı çalıştırdım. Yavaş yavaş kapatıyorum. Yana açtım. Yavaş yavaş kapatıyorum. Yana açtım. Yavaş yavaş kapatıyorum. Nefes bırak. Aldım nefes, tekrar nefes bırak. Bu omuz kaslarını çalıştır. Aslında elimizde çok ağırlık olmasının bir anlamı yok. Ben insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir kiloluk ağırlıkla da ben kendimi acıtabilirim. Değil mi? Aynen öyle. O tamamen yavaş, kasmakla. Tabii, tabii. Aynen öyle. Tamamen kasmak ve aslında doğru çalışmakla alakalı. Değil mi? Evet. Neden eğitmenler var? Değil mi? Doğru çalıştırmak doğru için. Doğru çalıştırmak için aynen var eğitmenler. Öyle. Çok doğru. Biz bazen aynı hareketi yaptığımızı zannederken kendimizi de sakatlıyoruz. Sakatlamalar. Tabii özellikle bacak egzersizlerinde çok yaşıyoruz. Bu lunge'ları yaparken ya da squat'ları yaparken işte yanlış duruşlardan, yanlış açışlardan. Özellikle ön çapraz bağlarda ya da menisküste çok sakatlıklar oluyor. Oluyor değil mi? Peki ısınma neden önemli? Yani ısınmadan mesela vakti olmayanlar için en hızlı ısınma yöntemi ne dersin? Yürümeye vakti yok. Zıplamak mesela olabilir mi? Ya zıplamak olur. Demin gösterdiğim gibi aç kapı, açık kapı olur. Öne arkaya çalıştırmalar ne olur. Ne kadardır ısınma süresi? Ya ama iyi bir antrenman yapılacaksa kesinlikle 15 dakika ısınılmalı. İyi bir an yani. İyi bir antrenmana geldim. Benim 1,5 saatlik bir antrenmanım var. Kesinlikle 15 dakika bütün vücut ısıtılmalı ve esnetilmeli. Esnetilmeli. Spor bittikten sonra ne yapılmalı? Spor bittikten sonra bir 5 dakika dinlenip eğer suyumuz varsa ya da spordan sonra yediğimiz bir şey varsa bazen muz oluyor, bazen protein oluyor. Öyle mi o gerekiyor? Spordan sonra karbonhidrat mı yenir, protein mi? O çok çelişkili. Hemen sonra ben kendim için söyleyeyim, ben bir şey yemem hemen. 15-20 dakika dinlendikten ve stretching gibi yaptıktan sonra stretching değil mi? Kendime bir şeyler aramaya başlarım. Kan şekerim düştüyse ya
bir tane muz, yani biraz potasyum alabilirim. Ama vücut iyi de dinlendikten sonra proteinimi kesinlikle almam lazım. Alman gerekiyor değil mi? Kaslarını aynen besleyebilmek için. Tabii ki. Çünkü oradaki kaslar aslında, bizler kasları ufak ufak yırtıyoruz. Onlar yapılanmak için gelişiyor değil mi? Ya tabii, bu spor ağrılarının sebebi zaten antrenmandan sonra kasın yıpranması, aşınması. Onu yenilememiz için kesinlikle protein almamız lazım. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Çok teşekkür rica ediyorum ederim. Sevgili Fatih. Her zaman bekliyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakal. Aslan Yüksel bizle birlikte sevgili seyirciler. Hoş geldin Aslan. Hoş nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Yaptıklarını da getirmişsin. Ne kadar güzel. Bayıldım tasarımlarına. Bakar mısınız ya? Örmüş eliyle. Ay çok güzel. Çiçekli çiçekli değil mi? Bugün bize ne yapacaksın Aslan? Bugün size çocuk, ay, erkek çocuklarımız için yapacağız. Kes yapacaksın. Evet. Ay bu keslere bayılırım zaten. Örgüsü de çok güzel oluyor. Hadi bakalım tarifi öğrenelim sevgili Aslan'dan. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Benim hazır tabanlarım var. Hazır taban kullanıyorum. Bunları her yerde bulabilirler ve kendileri de hazırlayabiliyorlar. Evet. Tabanımızın öncelikle bir etrafını geçmemiz gerekiyor. Uç kısmından 4 tanesini 4 dolduracağız. Topuk kısmından da 4 tanesini 4 dolduracağız. Bu hani şekli falan güzel dursun diye. Tamam, yapalım bir doldurmayı. Diğer taraflarını 3 dolduracağız. Şimdi dolduralım hemen. Evet. Alıyorsun kendinden. 1, 2, 3. Biraz daha yavaş yaparsan. 1. Yönetmenimiz de görsün. 2. Bir tık daha yavaş. El alışınca zor oluyor tabii ama. Evet. 3. 3. 1, 1, 2, 3. Bitti işte değil mi? Evet, bitti. Bunu ekliyorum. Ve ipimi kesip beyaz ipime geçeceğim. Bu birinci tabanı yaptık. Tabanını, tabanını bitirdik. Tamam. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. İkinci aşamamızda beyazımızı topuk kısmından geçiriyorsun. Evet, derisi kendimize gelecek şekilde. Bakıyoruz. Aynı tabandan yapıyor bunu. Tabandan büyütüyor. Hiçbir eksiltme, artırma yapmadan 7 sıra beyazı öreceğiz. Hmm. Bunu bir ortadan açalım. Tamam. Ortadan açılıyor mu öyle? Açılıyor. Evet, onu keserseniz ortadan tamam, görünen ilmekleri. Yapacağım orada. Evet. Çabuk. Şimdi beyazını yapıyorsunuz, yani yükseltmesini yapıyoruz. Onun için nasıl örüyorsunuz? Normal. Normal örüyorum. Eksiltme arttırma yapmadan sık iğne. Zaten tekniğimiz sık iğne bizim. Şimdi sık iğne şekilde bitireceğiz inşallah. Bakalım. Bu tabanlar çok pratik oldu hayatımızda. Kolaylaştırıldı. Evet, kaymıyor da. Eskiden. Yani çocuklar için falan da çok kullanışlı. Düşme riski yok artık. Değil mi? Önceden kayıyordu patiklerimiz. Bakın şimdi ben bile tık diye buradan. Evet, şimdi normal zincirini örerken sen, ben de seyircilerimize şu taban geçirmeyi göstereceğim. Buradan geçiriyorsun değil mi? Alttan. İçten mi alttan mı yapıyorsun? Bunun topuk kısmından yapıyorum. Topuktan başlıyorsun. Evet, tam ortadan. Ortadan başlıyoruz. Tığınızı geçirin. Tamam. Tığınızı geçirdin. Evet, anladım, ipinizi alın. Bak gördün mü? O şekilde geçirebilirsiniz, daha kolay olur. Doğru. Vallahi her şey artık o kadar kolaylaştı ki, ama tabii ki üzerine sizin hayalinizi gerçekleştirmeniz sanatı oluşturuyor, öyle değil mi? Evet. En doğrusu o. Ya zaten gördüğümüz hiçbir şeyi olduğu gibi yapmak değil, değişik tasarımlar katmak. Değişiklikler yapmak. Evet. İlk başta biraz zor ama sonra alışacaktır el mutlaka. Ben burasını hazırladığım vardı. Onu... Aşamasını gösteriyorsun. Evet. Hadi göster o zaman bize aşamasında. Bunu zaten aynı gösterdiğim tamam. şekilde. 7 sıra bitiriyoruz. Son sıradan. Çok da zevkli taban yapmak. Zevkli, evde hobi olarak başladım. Ne kadar sürede bitiriyorsun? Bir gün sürüyor. Bir gün sürüyor mu? Sürüyor. Çünkü sürekli oturup yapamıyorsun. Doğru. Ev hanımı olunca.
Kaç çocuk var? 3 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Amin. Cümlemizinkine Allah bağışlasın inşallah. Vallahi çok da zevkli yapımı. Şimdi üstünü yapıyor. Şimdi evet, bu bitti. 7 sıram. Üzerinin beyazı bitti. Beyazı bittikten sonra bu patiğimizi şu şekilde ortaladım. Ben ip takmıştım zaten kolaylık olsun diye. 9 ilmek önünden ayıracağız. Niye ayırıyorsun? Ve burnunu başlayacağız. Burnunu başlayacağız. Evet. Hadi başlayalım hemen. Burun kısmını başlayacağız. Hadi ona da hızlı başlayalım. Onu da 9 ilmek ayırdıktan sonra burnunu tekrar, değil mi? Evet. Burnumuzu başlayacağız. Ondan ve patiğimizin burnunu zaten oluşturacağız. İşaretlediğimiz ortasını bulduğumuz yerden 4 tane yaptık. 4 diğer tarafta 8, bir de orta 9 oldu. 9 ilmeğimizi. Evet, öyle oluyor. Çok güzel. Şöyle üçlü üçlü. Evet, sizin elinizde yakışıyor, yapıyorsunuz. Yakışıyor herhalde mu? Yakışıyor tabii ki. Yok, sizin yanınızda olmuyor ama öğreniyoruz işte gelen konuklarımızdan. Olur olur. Zaman değil mi? Şimdi evet, 9 saniye yaptıktan sonra burada bir püf noktası var. Birinci değil, ikinci ilmeğimizi atlama yapıyoruz buradan. Ve bir seferde çekiyoruz. Ha. Bu şekilde. Oradan da sıra gidiyorsun. Yapacak. Yani şunu yapıyorsun. Evet, evet onu yapıyorum. Şunu yapıyoruz. Üst kısma sonrasında doğru yatırmak da için. Bir tane daha göstereyim. Hemen şuradan. Aha. Biraz zor aşaması ama öğrendikten sonra kolay değil evet, mi? Evet, evet öğrendikten sonra şimdi çok kolay. Şimdi bu da ikinci aşama. Buradan sonra ne yapıyoruz onu da gösterelim. Orayı bitirdikten sonra da burayı yapıyoruz. Şu evet turuncu başka ipimizi renkli, turuncu yani ipimizi şurasını bağlıyoruz. Evet turuncu ipimizi bağlıyoruz ve 3 sıra 4 sıra daha turuncu ipten sık iğneyi yaptıktan sonra trabzan olarak dilini bitiriyoruz patiğimizin. Trabzan olarak daha evet, esnek olsun evet, diye. Evet esnek olsun diye bu bileğe falan güzel çocuklarımızın güzel, bileğine diye falan sarsın yumuşak peki, olsun diye. Peki sonra burayı nasıl yükseltiyorsun? Sonra buraya da mavi ipini alıyorsun. Evet mavi ipimi alıyorum. Gel gel kes kes şuradan. Tamam. Hemen onu da gösterelim de bağlamasını. Süremiz azalıyor. Hı hı. Evet çok az kaldı. 40 saniyemiz kaldı. Hemen onu da gösterelim. Bunun da hemen onu da kenarından da buyurun. Kenarından çıkardık. Ne yapıyorsun buradan? Sık iğne mi yine? Sık iğne yapıyorum. Sık iğneyle devam ediyorum. Sadece her gidiş gelişte birer tane eksiltiyorum. He, şu kısımlardan. Için. Şurası için evet, sevgili seyirciler. O şekilde seyirciler dursun diye birer şurası için birer kısım birer tane eksiltme. Birer yapıyorum tane eksiltmemiz var. Çok aynı. Böyle eksilte eksilte sonra eksilte, da zaten eksilte yapıyorum ve evet elinizdeki ortaya çıkıyor. Bunun tarifini nereden göreceğiz biz seninle? Var mı Instagram'da? Tarifi benim evet Instagram'ımda konulars olarak asil tasarım. Asil tasarım. Asil tasarım. Asil tasarımda kesleri görüyoruz. Evet. Bu keslerin şeyini görebiliyoruz asil tasarımda. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yine gel bekliyoruz. Çok güzel tasarımlar bunlar. Çok bizim esas zaten amacımız bunları seyircilerimize sizin bu yaptıklarınızı gösterebilmek. Hem de hesaplarınızdan görsünler. Bir fikir olsun. Onlara da sevgi selam olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ve Necati'cim ne yaptın? Bak bak. Ne yaptım? İncirleri diyorsun kavururum. Kavuracağım tereyağında. Tereyağında erittim tereyağımı. İncirimi ha kavuracağım. Biraz sumak dökeceğim. Koyacağım. Allah Allah sumakla incir. Hiç aklınıza gelir miydi ya? Benim ilk defa i̇şte geldi. Saray mutfağının özelliği. Sumak ve incir. Peki şimdi onu ne yapacağız? Mutancanımızı bir tabaklayalım mı? Mutancanımızı tabaklayalım. Hadi gel. Güzel hadi şimdi gel. Osmanlı Necati tabağımızı alalım. Muhteşem bir tabaklama yaptı. Şöyle yapalım ha, konuklarımız görsün. Evet. Bak 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 bak. Badem var, kayısı var, arpa şehri, soğan. Yok, şey arpacık değil soğanı var. Arpacık, arpacık soğan var. Konuşamadım bu kadar güzel ki. Evet. Mühürlendi onlar ya. Önce mühürledik. Eti böyle etin suyu içinde kaldı. Of. Zaten o piştiği zaman fazla pişiyor ya. Posası kalıyor hiç sevmiyorum onu ben. O et yemek değil ki et yemek bu. Suyu bir de içinde eti, kalacak. Eti yaparken çok fazla kaşıkla ya hadi da gel kepçeyle çok fazla oynamamak lazım. Oo Çeli Hanım. Yaptık biz de. Burada öğrendik bir şeyler. Evet, hadi bakalım. İşte son rutuşumuzu yapalım değil mi? Heh.
Rötuşumuzu yapalım. Programımızı kapatalım. Hemen koşalım. Evdeysek eğer alalım ya. Ne var ki? Badem buluruz. Kayısı vardır evde mutlaka. İncir vardır. Et de derin dondurucuda vardır. Olmadı bize gelsin. Aa bak bu da güzeldi. Geliriz vallahi böyle bütün değil mi? İstanbul programı seyredenler gelelim size. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Efendim afiyet olsun. Çok güzel bir tarif verdiniz. Önemli bir reçeteyi verdiniz bize. Kültürümüzü yansıtan. Bu anlamda bir daha teşekkür ediyorum. Biz teşekkür her zaman da bekliyorum. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederiz. Ben gelip yiyeceğim sizde. Afiyet olsun. Efendim her şey gönlünüzce olsun. Dediğim gibi bugün çok güzel, çok ağır. Misafirinizi, sevdiklerinizi mutlu edeceğiniz bir tarifti. Bence edin. Hayatta mutlu olmaktan daha kıymetli hiçbir şey yok. Hepsi gelip geçiyor, mutlu anlar kalıyor. Hoşçakalın.